Türkiye'nin milli olarak geliştirilen ilk piyade tüfeği MPT 76 üretildi, teslimatları yapıldı, aktif olarak kullanılıyor hatta geliştiriliyor. Bu kapsamda MPT 76'nın iyileştirme projesi gerçekleştirildi ve silah daha güçlü, daha etkili ve daha hafif bir hale geldi. Şu anda da işte bu yeni silah, yenileştirilmiş, iyileştirilmiş silah karşımızda şarjörleriyle, mermisiyle ve namlusuyla bu etkili sistem şu anda testleri tamamlandı, kalifikasyon süreçleri tamamlandı artık bu da daha iyileştirilmiş bir sistem olarak Mehmetçiğin hizmetine sunulacak. TS TSK'daki binlerce G3'ün yerini alması hedefleniyor. 90 santim uzunluğunda 7.62 mm çapında tüm NATO standartlarını karşılıyor demiştik. Dondurucu soğukta veya eritici sıcakta etkili olan bir sistem toza karşı diğer dış etkenlere karşı oldukça sağlam. Etkili dakikada 700 atım kapasitesi var. 600 metrede etkili menzili bulunuyor. Şarjör kapasitesi ise 20. Bu şarjörde tam 20 kurşun bulunuyor. Evet o kurşunlar da şu anda bu mühimmatta şarjörün içerisinde atıma hazır bir şekilde birazdan da bu mermiler atılacak. Hafif çalışmaları da 2020'nin başında başladı İyileştirme çalışmaları. Bu kapsamda silahın iç ve dış mekanizmasında iyileştirmeler yapıldı. En belirgin iyileştirme ise silahın yaklaşık 500 gram daha hafif hale gelmesi. 4.2 kilogram, 2 kilogram ağırlığındayken şu anda 3.750 gram ağırlığında bu silah ve Mehmetçiğin ellerinde görev yapmak için geri sayımını sürdürüyor. Milli piyade tüfeği dedik. Peki o tüfeğin atış aşamasını görmeden olur mu? Olmaz. Yanımızda uzmanımız var. Silahı önce kuracak, ardından da atışlarını gerçekleştirecek. Biz de hem kurulum aşamasını hem de atış aşamasını canlı yayında sizlerle paylaşacağız. İyileştirilmiş ve hafifletilmiş MPT 76. Şu anda atış aşamasında önce tekli atışlar gerçekleştiriliyor. Ve şu anda da seri atışa geçti. Silahın performansını da bu şekilde görmüş olduk. Aslında silahın hafifletilmesi oldukça önemli. Neden önemli? Hemen onu aktaralım. Bir memeccik, piyade veya özel kuvvetler personeli yanına birkaç günlük erzağını alıyor. Bu da sırt çantasında üzerinde yaklaşık 30 kilogram ağırlık olması demek. Ve bu da aslında onu oldukça yoracak, üzerinde ağırlık yapacak bir sistem. Bu yüzden elindeki silahın, oldukça hafif olması önemli. Milli Piyade tüfeği de ilk ortaya çıktıktan sonra geliştirme aşamalarıyla 4.2 kilogram civarında bir ağırlığa sahipti. Ancak iyileştirme çalışmalarıyla birlikte şu anda yaklaşık yarım kilo daha hafif hale geldi. Üstelik iç ve dış mekanizmasında da iyileştirmeler yapıldı. Şu anda 3.7 kilogram ağırlığında yaklaşık 3750 gram civarında bir silahtan söz ediyoruz ve bu silah artık daha yeni daha güçlü, daha etkili ve daha hafif olarak e, askerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunulacak ve yavaş yavaş hem Türkiye'de hem de yurt dışında yaygınlaşacak. Biz de milipiyade tüfeğine ilişkin diğer öne çıkan gelişmeleri e, yansıyan önemli başlıkları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.